Maçı konuşmak bile istemiyorum işin açıkçası. Çünkü zaten konuşulacak bir şey yok. Herkes gördü burada. Maçın başından sonuna kadar üstün takım bizdik. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Bir şey demiyorum. Ama bu çocuklar alkış hak ediyordu. Yani böyle mırıldanmayı değil. Keza biz de öyle. Keza biz de öyle. Biz dediğim gibi kısıtlı bir bütçeyle elimizden geldiğince müthiş işler yapıyoruz. İçeride oynadığımız Ankara Gücü, Hatay, bu maçta dahil, diğer maçlarda dahil hepsini kazanabileceğimiz maçlardı ve o pozisyonları da bulduk. Bugün Adana Spor'un bir tane pozisyonunu söyleyebiliyor musunuz? Yok. Bizim 1000 tane. Sonucu alamadık. Ama dediğim gibi ben burada hiç maça bile maçın yorumuna bile konsantre olamadım. O yüzden çok kızgınım. Bunları söyleyebilirim. Sizin sorularınız varsa cevaplayabilirim. İşte onu bile bilmiyorlar, anlamıyorlar. Kardeşim, 2 tane oyuncu değişikliği sakatlıktan dolayı değiştirmişiz. 1 tane değiştirme hakkımız var. Bir tane de 3 tane oyuncu hakkı değiştirme hakkımız var. O hakkımızı kaçırdı dakikada kullanırım. Ya sakatlık olsa ne yapacağım ben 10 kişi kalsam? Bunu bile göremiyorlar. Futboldan bilgileri yok ki. Yani şimdi siz biliyor musunuz? Siz bu soruyu sordunuz mesela. 2 tane oyuncu sakatlıktan dolayı çıktı mecburiyetten. Hamle şansım gitti. Ben şimdi ya devre arasında oyuncu değişikliği yapacaktım 1 tane. O zaman sayılmıyordu. Ama maç başladı ve takım iyi oynuyordu. Maç başladıktan sonra değiştirme hakkım 1 tane hakkım var. Değiştirdiğim zaman Allah korusun ilerleyen dakikada bir kişi sakatlansa ne yapacağım? 10 kişi mi oynayacağız? Yani bunu bile insanlar dışarıdan göremiyor yani. Ben anlamış değilim yani. Enteresan yani. Ya futbolu bilmiyorlar ya art niyet var. Ben bunun altında art niyet arıyorum. Yediğimiz gollere bakın. Evet. Çok basit, dandırık dündürük goller yiyoruz işin açıkçası. Buradaki problemi yediğimiz hemen hemen 3 tane, yok futbol şansı değil. 3 tane ya da 4 tane golü duran toptan yedik. Adamlara birebir oyuncu oynatıyoruz. Yani oyuncu kaçırıyor, golü yiyoruz. Yani 3 tane ya da 4 tane yanlış hatırlamıyorsam duran toptan yemişiz. Yani bugünkü gol de keza bakın ceza sahası içerisinde oyuncunun adamı var. Birebir vermişiz. Ceza sahası içerisinde buluşuyor ve topa vuruş yapıyor yani. Burada biz artık bir şey yapamayız yani. Yapamıyoruz da işin açıkçası. Adana Spor'u, Adana Demir'i o kadar iyi analiz etti ki istediğimiz her şeyi gerçekleştirdik maçta. Geriden oyun kurma olsun, pozisyon olsun, geçişi yakaladık. Onlar geçişte etkili. Her şeyi önlem aldık. Yani yapacak başka bir şey yok. Yani ama biraz insanlar bilinçli olsa çok sevineceğim yani. Tam netleşmedi çünkü yarın MR çekilecek ikisine de. Hatta Barov sakatlandı. Doktorlar işaret etti devam edecek diye. Ben de 5 dakika devam etse çok daha iyi olacaktı. Sonra edemedi. Mecbur değişiklik yaptı. Buranın da bilmiyorum. Yarın MR'lardan sonra belli olacak. İnşallah çok ciddi bir şeyleri yoktur. Samu'ya gelince Samu'nun böyle şeyler olur. Böyle şeyleri tolere edebileceği bir şey demiyor. Çok istekliydi. Gol atmak istiyordu. Oyundan çıkmayıp mücadele etmek istiyordu. Bunu anlayışla karşılarım. Ben de futbol oynadım. Bu kötü niyetten yapılmış bir hareket değil. Ben buna net bilirim. Çünkü benim gözümden kaçmaz. Ben de futbol oynadım. Ama bazı arkadaşlarımız var. Onlara da önlem alacağız. Yani takım içerisinde bazı arkadaşlarımız var. Onlara önlem alacağız. İsimlerini vermeyeyim. Siz görürsünüz zaten yakında. Bütün taraftarları kapsamıyorum burada. Burada art niyetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçek taraftar bugünkü oyuna takımı alkışlar. Anladınız mı? Yani ya Adana Demir'e karşı oynuyoruz ya kardeşim. 3. sıradalar adamlar. Bizim bütçeye bakın, onların bütçeye bakın. Ben art niyeti olan insanlar için söylüyorum bunu. Komple Sivas Spor taraftarı nasıl konuşabilirim? Bizi sevenler de var. Tabii ki sevmeyenler de olacak. Ama bugün kötü bir oyun oynanır. Yani rakibe eziliriz. Okey, bunu da anlarım. Bunu da anlarım. Ama ben şu art niyeti şuradan dolayı söylüyorum. Müthiş bir oyun var. Çocukların emekleri var. Galibiyeti kaçırmışız. Adana Spor'un bütün ekibi bizim hak ettiğimizi söylüyor. Benim kızdığım nokta bu. Tabii ki de Sivas Spor taraftarının herkesi genellemek yani burada yanlış olur. Ben art niyet olduğu için o art niyetli davranan insanlara söylüyorum bu sözlerimi. Sivas Spor taraftarlarını kesinlikle kastetmiyorum zaten. Yani böyle bir düşüncesi de varsa insanlar eğer olursa kesinlikle öyle bir şey, düşüncem yok. Öyle bir şey söyleyemem zaten. Dediğiniz gibi ben de buradayım. Kimler yuhlanmadı? Yuhlanacağız. Sonucu almanız lazım. Ben taşın altına elimi sokacak da karakterde bir adam. Benim öyle bir kaygım yok. Ben bırakırım burayı. Beni gönderirler. Yeminle billahi öyle bir kaygım yok. Benim amacım burada iyi şeyler yapmaya çalışmak. Sivas Spor'u çok seviyorum. Sivas'ı çok seviyorum. 6 senedir emeğim var burada. Elimden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalışıyorum. Sivas'a zararım olduğunu düşündüğüm anda bırakır giderim. Ben öyle bir karakterde insanım. Bunu net herkes bilsin yani. Ben öyle ay burada kalayım, bir hafta daha idare edeyim, 2 hafta daha idare edeyim. Öyle bir kaygım yok. Ben bırakır giderim. Yani ama ben gece gündüz çalışıyorum. Gece gündüz çalışıyorum. Tesiste bak benim evim var, eve gitmiyorum, tesiste kalıyorum. Çalışıyorum. Tabii ki bu işim bu. Çalışmam lazım ama insanlar bunları görmüyorlar. Ben sadece art niyetle davranan insanlara sözüm. Genelleme yapmıyorum kesinlikle.
Bunu söyleyebilirim net. Ali Yavuz. Valla ben elimden geldiğince hafta boyunca strese girmemeleri için oyuncuları elimden geldiğince rahatlatıyorum. Özgüven veriyorum. Kaptırın topu, gol yiyelim, hiç problem yok. Bütün güveni veriyorum ve siz de fark ettiniz. Siz stresli bir oyun var mıydı hiç, maçın başından sonuna kadar? Yoktu. Çünkü ben elimden geldiğince o tarafı da işliyorum. Yani burada puan, yani biz bakın 3 tane mağlubiyetimiz var. Kaç beraberliğimiz, kaç tane galibiyetimiz falan var. Bu 3 tane galibiyetin 3'ü dışarıda. Geçen de söyledim. Yani 3 puan içerisi de dışarısı da. Tabii ki de biz de istiyoruz kazanmak içeride. Gerekli pozisyonları da üretiyoruz. Ben eğer gerekli pozisyonları üretmesek, rakip bizi iç sahada ezse üzüleceğim. Ama yani bu, atamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Buna ben bir şey yapamam artık yani. Ben çalıştırıyorum. Hem savunma anlamında hem hücumsal anlamda oyuncularımı çalıştırıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Rakibi iyi analiz ediyorum. Onları aktarıyorum. Topu da onlar atacaklar içeri. Bu oyuncuları suçlamak için söylemiyorum. Girmiyorsa benim yapabileceğim bir şey yok. Ben bunları yapabilirim. Kemal abi. İnsanlar bahane arıyorsa bir sürü insanlar. Ben sahada 40 yıllık antrenör gibi sakin duruyorum. Niye sakin değil? El kol hareketi yapmıyor. El kol hareketi yapsam diyecekler ki acemi ya bu şey falan filan. Yani insanla o insan olduğunu beğendiremiyor. Arkadaşlar ben yeni başladım. Ne kadar sakinim. 2-0 öndeyim, sakinim. 2-1 mağlubum, sakinim. Yani başka bir hoca olsa, tecrübeli işte birkaç sene çalışmış olsa diyecek, ay be hocanın duruşuna bak falan filan. Ya, insanlar enteresana, beğendiremeyiz insanlara kendimizi yani. Evet. Bakın Kasımpaşa maçında böyle bir tepki yaptım mı? Mağlup olduk. Ne olursa olsun. Orada da iyi oynadık. Bir tepki yapmadım çünkü mağlup olduk. Ama bugün iyi bir oyun var. İyi bir mücadele var. Ben bu takımın alkışlamaz. Siz ne zaman destek olacaksınız? Ben iyiyken zaten bana destek olmayın. Zaten herkes oluyor bana iyiyken destek. Biz çelme takıldığımız zaman, kötü gittiğimiz zaman taraftarın destek olması lazım. Ben iyi gittiğim zaman zaten herkes benimle iyi. Taraftar iyi, ben iyiyim, herkes iyi. Yani bu kötü oynasak yine bir şey demezdim burada ama iyi oynamış. Ben art niye sezdiğim için böyle sinirlendim ve şey yaptım. Sorsaydınız ona da nasıl olur? Evet. Evet. Onlarda kaç tane var? Evet. 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 Tabii. Tabii yok ya abi, şimdi maçın sonu konuşuyoruz tabii ki de, bırakacağız da bizim işimiz bu. Şimdi önümüzde önemli maçlar falan var. Ben kızdığım için, art niyet sezdiğim için ben bu tepkiyi veriyorum. Yani Kasımpaşa maçında niye yapmadım? Yapmadım çünkü yenildik. Ne olursa olsun iyi futbol oynadık, yine kaçırdık pozisyonu ama bir şeyin de hakkını vermek lazım yani. Bu çocukların emeklerine yazık yani. Kesinlikle. Çekeceğiz de yani. Ben çok fazla böyle oyuncuyu kadro dışı bırakma taraftarıyım. Son atlaya kadar sabırlıyımdır. Çünkü ben de futbol oynadım, bilirim yapısını. Tolere edilecek şeyler var, tolere edilmeyecek şeyler var. O hududu açarlarsa o zaman bakacağız çaresine. Yani burada kalabalık bir ekibimiz, herkesin emeği var. Kimse kimsenin emeğine saygısızlık göstermeyecek. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.